bunu ispat eder. İnsanın irade alanına giren her hususta kader seçimlidir. Seçmesidir. Evet, ihtiyar. Eyvallah. Kader seçmesidir. Onun için müşriklerin kader anlayışı, eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Biraz önce ayeti okudum. Evet, evet. Kur'an'da defaatle gelir bu, bir yerde gelmez. Demek ki müşriklerin kader anlayışı oydu. Kur'an'ın kader anlayışı, kaderin insanın iradesine göre tecelli etti. Yoksa duanın hükmüne, yoksa iradenin hükmüne, yoksa seçmenin hükmüne, yoksa cennetin gereğine, cehennemin gereğine, tabii, azabın gereğine, ödülün ve cezanın gereğine. Ya. O zaman insan niye mesul olsun? Sorumluluk ne demektir? Felemma zaghu ezaghallahu kulubuhum. Ne zaman kaydılar, Allah da kalplerini kaydırdı. Yani evet, bu gece o kadar dua edin, o kadar gayret edin ki kaderiniz tayin oluyor. Ama onun iyi tayin olması için katkıda bulunun gibi bir... Aslında eğer kaderle ilişki kuracaksak, siz doğru seçim yapın, kaderiniz olsun. Ha. Böyle seçim. Aynen öyle. Böyle diyelim. Aynen. Doğrusu bu. Doğru. Siz seçiminizi doğru yapın, kaderiniz o olsun. İhtiyarı saf dışı etmeyin. Yanlış seçim yaparsanız yanlış kaderiniz olur. Hakikati seçin ki hakikat kaderiniz olsun. Batılı seçerseniz batıl kaderiniz olur. Siz doğruyu seçin ki doğru kaderiniz olsun. Yani o zaman şöyle yanlışı anlıyorum. Yanlışı seçerseniz yanlış kaderiniz olur. Bu gecede bir de seçimlerinizi, iradenizi ne yönde sarf ettiğinizi, kullandığınızı gözden geçirin. Mesele odur zaten. Mesele Kadir gecesinde zaten biz seçimlerimizi masaya yatırmak, eyvallah, irademizi günlük hayatın içinde de, genelde de ne yönde, eyvallah, kullanıyoruz, nasıl istimal ediyoruz, onun check-up'ını yapmak, eyvallah, manasında, eyvallah, gibi gözüküyor. Bukhari'nin ilk kitabı Kitab-ı Bedi'il Vahiy'dir. Evet. Vahyin başlangıcı kitabı. Bu kitabında ilk kitabın ilk hadisi de nedir biliyor musunuz? İnnemel a'malu bin niyyat diye başını bildiğimiz o uzun hadistir. Evet. Ameller niyetlere göredir. Kim dünya için hicret ederse dünyaya kavuşur. Kim de Allah için hicret ederse onun rızasına kavuşur. Anlatabiliyor muyum? Kim de kadına kavuşmak için hicret ederse ona kavuşur. Evet. Yani hadisin devamında. Neye hicret edersen hicretin onadır. Likul limri'in maneva. Efendim, kim neye hicret ederse ona kavuşur. Dolayısıyla herkese niyetinin karşılığı vardır yani. Bu durumda Bukhari sahihinin ilk kitabının ilk hadisine, yani vahyin başlangıcı isimli kitaba niyet hadisini niye aldı? Peygamberin peygamberliği ile peygamberin niyeti arasında bir ilişki kuruyor İmam Bukhari. Allahu Ekber. Eyvah. Bu, yani peygambere hocam, peygamberliğin gelmesi onun niyetinden bağımsız değil. Değil. İhtiyarını... O Hira'da ne geziyordu? Hira'daki niyeti adeta Rabbimiz tarafından duasıydı, arayışıydı. Aynen öyle. Niyeti duasıydı, o duaya bir icabet. Yani vahyi çağırıyordu adeta bütün azalarıyla, çağıran bir peygamberden. Bu müthiş bir yerleştirmedir Bukhari'nin sahihinde. Neden? Birinci kitabın birinci hadisi, adı vahyin başlangıcı olan bir kitabın birinci hadisi niyet hadisi olur. Harika. Sevgili hocam, evet, gündüzlerin suyu mu çıktı? Hani insana bir böyle bir soru geliyor. Niye gecenin içinde fi leyletil kadr? Bu gece üç manaya gelebilir. Bir, cahiliye gecesi. Hmm. Çünkü cahiliye gecedir. Cahiliye gecesi ise bu cahiliye gecesinde bu dışarıdaki fiziki geceyle gece, alakası yok. Gündüz de gecedir cahiliyede. Tabii. Çünkü cahilin gündüzü de gecedir. Evet. Cahilin gündüzü zihninde gecedir. Fi leyletil kadri, oradaki leyli, eyvah, cahiliye gecesi birinci anlamında. Birinci manası bu. Evet. Çok güzel. Cehalet cahiliye, gecesi. Cahiliye, cehaletin gecesi. Cahiliyenin ve cahilin ömrü gecedir. Cahilin aklı karanlıktadır. Akleden kalbi karanlıktadır. Aynen öyle. Akleden kalbe nur inerse onu aydınlatır. Aydınlatır. O nur tıpkı gece Bedir gibidir. Ayın 14'ü gibidir.
geceyi içinden aydınlatır ve ay ışığı